Saygıdeğer izleyicilerimiz. Avrupa'dan örnek verelim. Bizi Avrupa'dan izleyen vatandaşlarımızın çoğunun kiracı olduğunu biliyoruz. Çoğunun da sosyal yardım aldığını biliyoruz. Kiracıların en büyük hayali ev sahibi olabilmek. Kira derdinden kurtulmak. Peki son bir yıl içerisinde Avrupa'da ev fiyatları ne kadar arttı? Düşünün yaşamış olduğunuz şehri ve eğer büyük kalabalık şehirlerde yaşıyorsanız bir değerlendirin bakalım. Almanya'da son bir yıl içerisinde büyük şehirlerde ev fiyatları yüzde otuza yakın oranda arttı. 1 milyon euro olan evin değeri 1 milyon 300 bin euroya çıktı. Peki kiralar? Değerli izleyicilerimiz. Evinden çıkıp Yeni eve taşınmak zorunda olan, evini büyütmek zorunda olan, evi satılan ve yeni ev sahibi çık diyenler, yani bir şekilde taşınmak zorunda olanlar, daha önce 600-700 euro kira verirken, şu anda 900 bin eurodan aşağıya kiralık ev bulamıyorlar. Yine Almanya'nın genelinde bir ev sorunu var ama özellikle büyük şehirlerde maalesef ve maalesef ev bulabilmek çok zor. Vatandaş sosyale gidiyor ve kendisine şunu söyleniyor. Sizi bir sıraya, sizi bir sıraya yazdık. Sizin sıranız 250. sıra. 250. sıranın bir kişiye gelmesi yıllar sürer. 250 kişi çıkacak. Şartları sana uygun olacak ve sen gidip eve taşınacaksın. Hayal. Şimdi Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın genelinde tüm ülkelerde özellikle de büyük şehirlerde yani sanayi kentlerinde, üniversite kentlerinde ticaretin yoğun olarak olduğu, bulunduğu kentlerde ev bulabilmek, ev satın alabilmek gerçekten çok ama çok zor. Bakın değerli izleyicilerimiz. Bundan sadece bir buçuk yıl öncesine kadar İngiltere'de siz kira ödeyeceğinize bir ev alıp ev taksidi ödemeniz daha karlıydı. Örneğin vatandaş 500 sterlin kira ödüyor. Hesaplıyordu. Diyor ki ben biraz peşinat vererek 500 sterlin değil 400 sterlin ev taksidi bankaya kredi ödeyerek ev sahibi olabilirim diyordu. Gidiyordu ev alıyordu. İngiltere'de 50 yılın ardından şimdi Ev kredileri maalesef cazibesini yitirmiş vaziyette. insanlar kredi ödeyemez, ev satın alamaz duruma geldi. Neden? Çünkü ev fiyatları yükseldi. Özellikle Londra'da değerli izleyicilerimiz ev fiyatları son bir yıl içerisinde en az yüzde %35 artmış vaziyette. Ev kiraları değerli izleyicilerimiz onlar da arttı. İngiltere'den bizi izleyenler eminim ki ne demek istediğimi daha iyi anlıyorlar. Hayat daha da pahalılaştı. Sosyal yardımlar yok mu? Var tabii ki. Sosyal yardımlardan yana bir sorun yok ama sosyal yardımlar Avrupa'nın her noktasında artan fiyatlara göre artmadı. İnsanlara koronavirüs nedeniyle çok az miktarda bir paralar ödendi. Bu paralarla vatandaşın bu marketteki, çarşıdaki, pazardaki, kiradaki artışları karşılayabilmesi mümkün değil. Allah'tan sosyal yardımlar var. Sosyal yardımlar olmasa dar gelirli ya da almış olduğu maaşla sadece ve sadece geçinen insanların ay sonunu getirebilmesi neredeyse imkansızdı. Ama önümüzde öyle bir tablo var ki maalesef ve maalesef önümüzdeki günlerde, aylarda Hayat daha da zorlaşacak. Bizleri Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından izleyen vatandaşlarımızın da bu konuyla ilgili görüşlerini çok merak ediyorum. Lütfen yaşamış olduğunuz ülkedeki ekonomik tabloyu kira, market, çarşı, pazar, et fiyatları ya da temel gıda ürünlerinin fiyatlarını geçen yıla göre lütfen bir kıyaslayın ve bu yayınımızın altına, videomuzun altına lütfen bir yorum yapın. Bize bu konuyla ilgili her gün yüzlerce, binlerce mesaj geliyor. Teşekkür ediyoruz bizi izleyenlere, mesajlarıyla bizlere destek verenlere ve fikirlerini bizlerle paylaşanlara. Şimdi bazen anlatıyoruz diyoruz ki, bakın eğer Avrupa'da özellikle Almanya başta olmak üzere diğer ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın pek çoğu için eğer sosyal yardımlar olmasa bu maaşlarıyla geçinebilmeleri gerçekten çok zor. Birileri bize kalkıp şunu söylüyor. Diyor ki her şey dört dörtlük hiçbir sorun yok. Biz de zaten her şeyin dört dörtlük olmasını hiçbir sorunun olmamasını istiyoruz. Bizim amacımız bu. Zaten bunun için konuşuyoruz. Bunun için yorum yapıyoruz. Ama benim gözlemlediğim şu. Mesela Almanya'dan örnek bu Almanya'da insanlar son bir buçuk yıl içerisinde yani koronavirüs döneminde daha çok fatura ödüyor. Evde kaldığı için çoğu zaman daha çok elektrik sarfiyatı, su sarfiyatı, gaz sarfiyatı var. Yani faturalar artmış vaziyette. Bütün bunlar ek olarak Almanya'da elektriğe ve gaza da son bir yıl içerisinde yine zam yapıldı. E vatandaş evde mutfak tüketimi arttı. Fiyatlar çarşıda, pazarda da arttı. Daha çok tüketiyorsun, daha pahalı alıyorsun. Şimdi hal böyle olunca biz bunları konuşunca diyoruz ki sosyal yardımlara da ciddi anlamda bir zam yapılmalı. Vatandaşın yaşam kalitesinin aşağıya düşmemesi sağlanmalı. Yine ben bu yorumları yaparken birileri Türkiye ile kıyaslıyor. Değerli izleyicilerimiz ben Türkiye'yi anlatmıyorum. Türkiye ile Almanya'yı, Fransa'yı, Hollanda'yı, İsveç'i, Norveç'i kıyaslamak da doğru bir yaklaşım değil. Türkiye ekonomisinin Almanya ekonomisine ulaşabilmesi için bir 50 yıl gerekiyor. O nedenle biz Türkiye'yi anlatmıyoruz zaten. Avrupa'da yaşayan, dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın yaşamış olduğu sıkıntıları şu anda dile getiriyoruz. Türkiye'de sorun yok mu? Var tabii ki. Her şey dört dörtlük mü? Hayır. Üstüne üstelik ana vatanımız, canımız ciğerimiz olan Türkiye'miz şu sıralarda yangın belasıyla ulaşıyor. Turizmden yıllık 50 milyar dolar civarında gelir elde ediyor Türkiye. Geçen yıl bu yüzde 20'ye kadar düştü. Bu yılda özellikle tatil yörelerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle pek çok işletme şu anda yarı yarıya hizmet veriyor. Yüzde 50. Tabi işletmelerin de suçları var. Ayrı bir şey. Kısacası şunu anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki Türkiye ekonomisiyle Avrupa'nın herhangi bir ülkesinin ekonomisini kıyaslamak doğru olmayacaktır. Kıymetli izleyicilerimiz bakın. Bizler bunları şunun için anlatıyoruz. Diyoruz ki Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız Herhangi bir Almanya'daki televizyon kanalında, gazetesinde, internet sitesinde ya da bir YouTube kanalında maalesef bunları konuşanları göremiyor. Biz bunları anlattığımızda da birileri inanmakta zorluk çekiyor. Çünkü bugüne kadar hiçbir şekilde hiç kimse bu tür eleştiriler yapmadılar. Her şeyin dört dörtlük olduğunu söylediler. Açın bakalım Almanya'daki devlet televizyon kanallarını. Bu Koronavirüs döneminde yapılan başarısızlıkları, hataları anlatan bir tane yayın var mı? Bir tane gazeteci var mı? Hayır, yok. Gazetelerde bile bunlar doğru düzgün haber olmuyorlar. Geçtiğimiz günlerde Berlin'de on binlerce kişi sokaklara döküldü. Koronavirüsle ilgili alınan tedbirleri protesto ettiler. Baktığımızda bu yayın kuruluşlarında Yalandan birkaç tanesi verdiler detaylı bir şekilde. Bu insanlar ne istiyor? Amaçları ne? Neden sokaklara çıktılar? Almanya'da, Berlin'de insanlar neden sokaklara indiler? Bunun analizini yapan çok az sayıda insan var. Ama baktığımızda bağımsız medya, bağımsız gazetecilik naraları atıyorlar. Bunu da geçtik. Almanya'da bu devlet kanalları için, RTL için, ZDF için, Almanya'nın devletine ait olan yayın kuruluşları için, radyosu, osubusu için sizlerden vergi almıyorlar mı? Televizyon vergisi ödemiyor musunuz? Ödüyorsunuz. Haber alma hakkınız yok mu? Var. Ama ne yapıyorlar? Haberleri üstünü kapatarak, aslında konuşulması gerekenleri saklayarak yayın yapıyorlar. Şimdi biz de bunları konuşunca, anlatınca birilerine garip geliyor. Diyorlar ki olur mu böyle şey? E oluyor işte bak. Anlatıyoruz, diyoruz ki sosyal yardımların arttırılması gerekiyor diyoruz. Emekliler Almanya'da kana alıyor diyoruz. Almış oldukları emekli maaşları yetmiyor. Eğer sosyal yardımlar olmasa pek çoğu hepsi için söylemiyorum ama geneli için bu maaşlarla geçinebilmek mümkün değil.